Arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Valla yapmam yapmam diyordum da, dedim böyle bir değişiklik olsun ya. Değişiklik iyidir dedim. Ama devamı gelir mi diye sorarsanız, o videoların gidişatına bağlı. Son zamanlarda çok fazla popüler olan bu Amerikan dublaj veyahut da Hollywood dublaj diye geçen ve benim çok kaliteli bir iş olarak gördüğüm kliplerle, yapılan montajlarla, editlerle gülmeme challenge videosu yapıyorum. Bu arada da ev bayağı bir soğuk. O yüzden böyleyim yani, merak etmeyin. Challenge'ımı da artık güldüğümce anlarsınız diyorum. Gitgide videoda neler olduğunu görürsünüz diyorum. O zaman başlayalım. En sevdiğim dublajları ben koydum. İyi seyirler. Şimdiden videoyu beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Ben daha çok gülmeyi seven birisi olarak tercih ediyorum ama neyse, bir dakika boyunca konuşmuşuz. Hadi let's go. Sesler iyi geliyor, sıkıntı yok. Şuraya geçseydim bari. Hoş geldiniz. İsminiz nedir çocuklar? Ben Jonathan, kardeşim Carl'la birlikte bu yarışmanın canlı okumaya geldik. You are every... Söyleyeyim mi? You are everybody. Vay canına. And hey Jonathan, yanlış şarkıya girdin. Bebeğim, şarkıyı beğendin mi? Elini ver. Hadi sizin de bir tarafınız şişmesin. Sizin de elinize sıkayım. Ne de olsa ben bir starım. Bu şarkıyı bu sabah yazdım. Daha yeni besteledim ve ilk size okudum. Ve inanın bana, bu şarkı tutar. Bakın, beni yarışmaya seçmeniz lazım. Çünkü gerçekten star olabilirim. Lanet olsun. Yazı ikimize de aslar. Aslında kardeşim bir sersem. Onu niye yarışmaya aldılar bilmiyorum. Mikrofonu neden verdiniz ha? Bir daha mı söyleyeceğim? In the way you are rubber. Hey, sen de bir şeyler söyle gerizekalı. Yoksa bizi eleyecekler. Ya şarkı söyleme muhabbeti çok iyi ya. Bu arada bu Veysel'le yine birkaç tane videosuna denk geleceğim. Çok Bas. TV var. Şu sol altta zaten çıkıyor. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Onlara da buradan selam yolluyorum. Şimdi gülmüş olarak sayıldım sanırım ilk videoda. O zaman sizinle beraber bir soyunma challenge yapayım abi. Başlıyoruz. Bakmayın yani öyle durduğuna ama hani soyunacağım. Bunun ucunda meme var biliyorsunuz ki. Ve en zorlu muhabbet de şu. Ev çok soğuk. Öğrenci evi nedir olsa. Ev bayağı soğuk. Devam ediyoruz. Kapat ve geri aç. Aç şimdi. En sevdiğim favori. Yürü. Devam et. Devam et. Tanrı aşkına gülme. Komik bir şey yok ki bunda. Gaz ver İzabel. Şuna gaz ver. Kalkarken gaz vereceksin. Gaza basıyorum zaten baba. Olmuyor işte. Bırak şunları. Çalıştır beni sinir etme şimdi. Tamam haklısın. Tamam üç haklısın. Seferdir aynı boku yiyorsun. Böyle olmaz ki ama, debriyajdan kaldırırken yavaş yavaş da gaza basacaksın. Yap şunu. Tamam baba, bağırıp durma, yapacağım. Sakin ol. Enteresan bir şey bu yani. Sevgi davranma lütfen baba. Haka atmadıkça sanırım gülmek sayılmıyor değil mi? Gaz ver biraz. Kızım şuna gaz versene, Tanrı lanet aşkına, olsun. Baba gerçekten veriyorum. Yapma olmuyor. Şunu. Önce bir boşa al arabayı, öbür viteste çalışır mı? Of baba. Of baba. Böyle alay edeceksen bırakalım, ben çabuk sinirleniyorum. Alay etmiyorum baba. Başarmaya çalışıyorum, tamam mı? Tanrım bu sefer olsun lütfen. Tanrı aşkına bunu bu kadar yapmanın mantığı yok yani. Hayret bir şey. Kornaya bas çocuklar dolu, yavaş yavaş çek ayağını gazdan. Gazdan çek ayağını. Tamam çektim, sakin ol. Bas şu kornaya kızım, taşların üstünden gidiyorsun kenarda. Lanet olsun, neden taşların üzerinden baba, gidiyorsun? Baba nereden gideceğim? Sebebi neydi ki bunun? Sebebi neydi ki bunun? Kornaya bas şu lanet adam, çekilsin şuradan. Ben onun için diyorum sana, dikkatsizsin adam. Önüne atlasa panik yapacaksın. Durmayı kalkmayı bilmiyorsun, adamı ezip geçeceksin. Sağa dön şuradan. Yavaşça. Çek ayağını gazdan. Yavaş sağ yap, gazdan çek. Ayağını gazdan çek. Uçtun adamın anasını sıktın. Adamın canını okudun.
Öyle mi dönülür ya? Direksiyondan niye korkuyorsun? Çevirsene şu zıkkımı. Sanırım görmüş sayılıyoruz değil mi? Memeye doğru adım adım. Ama kızım biraz pratik yap. Direkt git, direkt direkt. Mükemmel bu ya. Yerleşim yerlerinde senin araç kullanman doğru değil. Sana ehliyet verene lanet olsun. Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Neredeydi kızım senin ineceğin yer? Sağa dönsün. Az ileride ineceğim ben. Canını kurtar yavrum. Yavaş yavaş dönerken bak içten dönüyorsun, tamam mı kızım? Gazdan ayağını çek. Panikleyip gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum kızım başımıza bir şey gelir diye. Tamam, çok güzel, devam et öyle. Kornaya bas, insanları uyar. Bas bir daha, bas bir daha. Lanet adamlar arabadan korkmuyorlar. Biraz sola git kızım, bak arabaya sürteceksin neredeyse. Dur şöyle kızım, dur. Aferin, tamam. Dur. Bayağı iyi ya. Bu introları vesaire geçmiyorum. Çünkü yapan kişilerin emeği çok fazla. Merhaba arkadaşlar, ben Jonathan. Merhaba şimdi arkadaşlar. Şimdi sizlere deney yapacağım. İhtiyacımız olan şeyler bir H2O, bir plütonyum, bir salisilik asit ve amonyum nitrat. Aslında dördüncü element olan tahta da olabilir, bilmiyorum. Hadi lanet deneyi yapalım. Şimdi salisilik asidin içini H2O ile dolduracağız. Sonra şişirip ağzını bağlayacağız. Sonra amonyum nitratı yakıp deneyeceğiz. Bakalım patlayacak mı? Ah lanet olsun, çok dalgınım. Az kalsın ufacık bir ayrıntıyı kaçırıyordum. Hepimiz patlayabilirdik, anlıyor musunuz? Anlıyor musun? Lanet ev patlayabilirdi. Oğlum o suyu gece içiyorum ben, niye? Lanet olsun büyük anne, hayır. Allahümme salli. Gördüğünüz gibi evde lanet bir büyük anneniz varsa asla bilim adamı olamıyorsunuz. Abi Sokullu Mehmet ya. Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi, şarap içiyorum. Golden Gate Köprüsü'nde. Rahatım o sıralar. Hava soğuk ya, kat kat giymişim. Gözlerim puslu, belanın tekiyim. Gözlerime bakacak bir aşağılık herif bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan abi, buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi, canımızı okuyacak dedi. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım, bak şarap içiyorum dedim, ben dedim buradayım bu sene dedim. Siz zaten o senelerde dünyada yoktunuz. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi dedi fazla içme. Hey ahbap dedim, git kendine bir şarap al, benim kafama arıza etme dedim. Para yok dedi bende Kenan abi. O zaman zaten Türk lirası yok, akçe vardı. Attım bunun önüne 3 tane akçe, git dedim kendine bir şarap al gel, benim yanıma otur dedim. Fatih koştura koştura gitti bir şarap aldı, geldi oturdu benim yanıma. Bir sürü top hazırlamış kendine. Savaşacağız da savaşacağız. Fatih dedim hiç canını sıkma. Bu düşmanın canını okumak benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Senin Kenan abin varken dedim. Bir baktım, ben gidiyorum Kenan abi dedi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim, beni bırakıp da gitme. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. E git dedim o zaman, lanet olsun gitmek istiyorsan. Bir baktım çatara patara silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Yanıma bir geldi 3 tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü dedi. Ne dedim, Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Hayır lanet olsun, olamaz, olamaz. Bana yalan söylüyorsunuz dedim. Fatih'ten kalan yarım kuvvet iksirini de ben bir içtim. Üstüne de artı 9 armorları bir çektim. 730 kritik vuruyorum. Tek atıyorum sağa sola. Yer misin yemez misin? Bir baktım. Aradan bir saat geçmedi. 5 tane asker geldi. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi. Buyur asker dedim. Düşmanın dedi canını okudun dedi. Pentakil attın dedi sen bu akşam. Bana bak dedim asker. Karşımda dedim böyle içtimaya toplanın dedim. Askerler dedim. Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. Benim ismim yok. Var mıyım ben dedim, yokum. Emredersin komutanım. Emrettiğim gibi olsun dedim. Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu, ben yokum dedim. Ben dedim hala ayakta yaşıyorum. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben.
Fenalar ya. Fenalar. Bam bam. Paris'teydim geçen hafta. Bir sağ yapıyorum, bir sol yapıyorum arabamla. Serseri mayın gibi dolanıyorum etrafta. Bir teslimat için Carlito'nun mekanına gidiyorum. Jack'le birlikte. Çaylak Jack. Derken bir grup serseri yolumuzu kesti. Jack dedim bırak. Bunlardan korkuyorsan daha da benimle gelme. Ben hemen bunlardan birine bir koydum. Benim yeminli bir hareketim var bir tane. Öldürücü bir darbe. Siz de kim oluyorsunuz dedim. Dellendik, fıttırdık. Neşter çıkardı pislik Jack'ten. Nereden çıkardıysa. Tamam dedim. Dur orada. Ameliyathane değil burası dedim. Baktım Jack korkudan titriyor. Bunlar Los Angeles'ın Maria Via çetesi değiller. Birkaç Asyalı herif sadece. Bir tanesinin canını bağışladım. Ona dedim ki... Kimin için çalışıyorsan ona söyle, seni öldürmedim çünkü ona bir mesajım var. Vex geldi ve gitti. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın Yıldız Tilbe ile size tanışma hikayemi... Kulaklığı takalım bir acı dur. Yemek challenge'a, ha? Challenge mi istiyorsunuz lan siz? İçimde atlet yok. Bir dakika. Bakın Yıldız Tilbe ile size tanışma hikayemi anlatayım. Bu bir gün yanıma geldi. Meksika'daki evime. Başım çok ağrıyordu. Ama yine de ilgilendim. Onu şarkıcı yaptım. Abraham abisi oldum. Ama bugün programda görüyorum ki bana saygısızlık yapıyor. Beni tutukladılar abi dediklerinde. Federallerin elinden gidip aldım. Federallerin! Devam et. Daha ne yaptın? Ben sana yaptığım hiçbir şeyi anlatmam. Ben o kadar yüzsüz bir adam değilim. Ama büyük anneme sözüm var. Asla kendimi ezdirmeyeceğim dedim. Ne malum? Peki ne malum o federalleri senin göndermediğini ben nereden bileyim? Hadi ama. Saçmalıyorsun. Benim federallerle bir ilgim yok. Benim dedem tam bir gangsterdi. Bunu o lanet türkücü kafana sok artık. Ne yalan söylüyorsun ha? Sen de federallerden, sen tuttun adamları, dedin ki gidin bu kızın ağzını yamultun, türkü söyleyemezsin. Bilirdin seni devam geçeceğim. Devam et. Bravo sana. Güzel oyun Abraham ağabeyi. Aha meydan seni. Cehenneme kadar yolum var. Oğlum ver müziği. Yeah. Abi sonra da ver müziği diyor ya. Yani ora fena ya. Şaka maka böyle ufak bir playlist oluşturdum. Benim en sevdiğim bu Amerikan ve Hollywood dublajlarıyla alakalı arkadaşlar. Sonda bence kendimi tuttum. Neden diye sorarsanız işin ucunda meme var çünkü. Şaka maka zaten bu yaptığım konseptte evde de bu arada 3 kat falan giyiniyorum. Hem ev soğuktu. Bakmayın şu anda üşüyorum. Hem de challenge'a bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Siz orayı anladınız. Umarım eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Ben bunu fazla sürekli yapmam diye düşünüyorum. Genellikle gameplay videoları olduğum için kanalımda. Beğenip yorumunuzu vesaire atabilirsiniz. Veyahut da öneriniz varsa başka bu gibi şeylerle. Kanalıma abone olup videoyu da paylaşırsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.